Çanakkale Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi. 2022 yılının son meclis toplantısına gündem dışı yapılan konuşmalar damga vurdu. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan geçtiğimiz bir ayın değerlendirmesini yaparken önemli açıklamalar da bulundu. Çanakkale Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı belediye binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. 2022 yılının son toplantısında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yeni atık su arıtma tesisi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Çeşmelerden akan suyu rahatlıkla içebilirsiniz diyen Başkan Gökhan, aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'a teşekkür etti. İkinci kademe içme suyu arıtma tesisini devir teslim töreni yaptık. Devlet Su İşleri tarafından Çanakkale Belediyesi'ne devredildi içme suyu tesisimiz. Ve dün itibariyle de suyu tamamen vermeye başladık. Yani şu anda itibaren, dünden itibaren çeşmelerimizde yeni arıtma tesisimizin suyunu kullanmaktasınız. Dolayısıyla çok gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Tadının da iyi olduğunu biliyoruz. Çok iyi arıtılıyor. Sağlıklı, güvenilir. Dolayısıyla bunu Çanakkale'li hemşerilerimize paylaşmak istedim sizlerle tabii. Ben bu arada tabii biliyorsunuz Ankara'daki bürokratik bazı şeylerimiz oluyordu. Engel demeyelim de gecikmeler oluyordu. Bu konuda AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan Bey'e şey yapıyorduk. O da bu konularda destek oluyordu. Orada da teşekkür ettim. Yine de teşekkür ederiz. Başkan Gökhan, Yeşil Yerel Belediye binası hakkında bilgi verirken yılbaşından itibaren binanın hizmete gireceğini söyledi. Yeşil Yerel Yönetim binamız inşallah Süphanel'e doğru gidiyor. Efendim, yılbaşı gibi hedefimiz efendim iyi kötü açmak. Hatta yılbaşı gecesi orada böyle bir şey yapalım, yılbaşı eğlencesi yapalım, bir şey, canlı müzik değil ama şey, diş jokey falan yapalım, bir şeyler yapalım, ışıklandırma yapalım, süslemeler yapalım. Çanakkale halkı, orada gençler, herkes gelsin, bir yaşasın, içine, yani içine giremesek bile dışarıda bir eğlence yapalım, inşallah bunun meydanı bitireceğiz. Meclis toplantısında gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Esra Yüksel, geçtiğimiz aylarda belediyedeki bir birimde hurdaların usulsüz satılması dolayısıyla açılan soruşturmanın durumu hakkında Başkan Gökhan'dan bilgi vermesini istedi. Son bir ay içinde belediyemizle ilgili bir yolsuzluk haberimizlere geldi, basına çıktı. Yargı intikal ettiğini biliyoruz. Yargıda olan bir konuyla ilgili bir dahilisi olması mümkün değil. Bir iddia da olabilir, iftira da olabilir. Yargı kararını verecektir. Bir açıklama yaparsanız, çünkü kamuoyunda da öyle bir beklenti var. Konunun içeriğine girmek istedim. Yargı olan şeyle ilgili hiçbirimizin konuşmak yok. Ama böyle bir konuda vatandaşın bu nereye varabilir, şüpheli şekli biraz olsun açıklama yaparsanız herkes için iyi olacaktır diye düşünüyoruz Sayın Başkan. Atık malzemelerin dışarıda birilerine verilmesiyle ilgili bir süreç. Bu hemen zaten şey olmadan ilk olarak olmaz müdahale edildi. Ve bu konuda ihmal olan dar görevler el çektirildi, açıldı. Belediye soruşturmasını tamamladı. Bizim içerideki soruşturma birimlerimiz bununla ilgili çalışmalarını yaptı. Hazırlanan dosya savcılığa verildi. Elbette ki bu konuda hiçbir zaman bu hiçbir konunun, sadece bu konu değil, belediyede olan hiçbir konunun, olumsuz konuların kapatılması taraftar değiliz.